Roma'nın merkezinden biraz kuzeyde, Zaha Hadid'in nispeten yeni yapılarından biri olan 21. yüzyıl sanatına adanmış Maxi Müzesi'ndeyiz. Askeri barınakları geçip müzeye yaklaştığımızda etrafında kümelenmiş eski binaların arasından burnunu çıkarmış ve sanki bu binalara nazikçe yaslanıyormuş gibi duran bu yapının beton ön cephesi karşımıza çıkıyor. Geniş meydana adım atar atmaz da binanın asıl olayı karşımızda beliriyor. Yapı bir biçimde etrafındaki daha eski yerleşimin üstüne kondurulmuş gibi görünüyor. Bu kondurulmuşluk hali yapı yekpare betondan oluşmasına rağmen bakan kişide bir tür hafiflik duygusu uyandırıyor. Bu hissiyatın bir diğer sebebi de Le Corbusier'i, Miss van der Rohe'yi ve uluslararası uslubu andıran, gölge yaratan çıkıntılı balkonsu kısım. Öte yandan yapının ön cephesindeki metal kolon dizileri de bize Aziz Peter meydanındaki Bernini'nin tasarladığı Piazza'yı çağrıştırıyor. Hadit, Romalıların mekanlara şekil verirken kullandığı beton tekniğinin de bir mirasçısı. Evet, burada belki Romalıların o meşhur su kemerlerini veya Panteon'u andıran yuvarlak kemerlerini görmüyoruz, onlara rastlamıyoruz. Ama sanki bu yuvarlak kemerler eğdirilerek enine olacak şekilde yerleştirilmiş gibi. Böylece ziyaretçileri müzenin içerisine yönlendiren şerit biçiminde arterler ortaya çıkmış. Irak asıllı İngiliz mimar Zaha Hadid, mimarlık alanındaki uluslararası ödüllerin neredeyse tamamını toplamış bir isim. Dünya çapında pek çok üniversitede farklı ünvanlar üstlenerek dersler verdiğini de ekleyelim. Mezuniyetinden hemen sonra yaratıcılık konusunda 70'li ve 80'li yılların önde gelen mimari ofislerinden biri sayılan Metropolitan Mimarlık Ofisi'nde Rem Koolhaas'la çalışmaya başlamış Hadid, modernizmden, yapısalcılıktan, Malevich gibi Rus sanatçıların eserlerinden ve ayrıca 20. yüzyılın ilk dönemlerinde modern şehircilik yaklaşımını derinden etkileyen ütopyacı kuramlardan esinlenmiş. Betonun sıcak grisinin ve metal zeminin gümüşü grisinin, siyahların ve beyazların yarattığı etki de bunu görebiliyorsunuz. Bunlar yarı saydamlığa, şeffaflığa, saf geometriye ve matlığa olan ilginin de bir yansıması gibi. Bu unsurlar özellikle Moholo Naji gibi sanatçıların 20. yüzyılın başındaki eserlerini çağrıştırıyor. Hadid'in modern mimarinin yanında İslami mimariye de ilgisi var. Hadid, Samara'daki minarenin kendisinde derin bir etki bıraktığını itiraf ediyor. Minare, keskin ve katı geometrik katlarına rağmen etrafındaki bir şerit gibi dolanan merdiveniyle ziyaretçileri tepesine tırmanmaya davet ediyor. İşte Maxi Ulusal Müzesi'nin iç içe geçmiş arterlerinde dolanmak da o minarenin yarattığına benzer bir his yaratıyor. Bu yapının içinde dolanmak insanda tuhaf bir heyecan dalgası oluşturuyor. Ne zaman ne ile karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Örneğin hangi galeriyi ziyaret ederseniz edin, Altları beyaz ışıkla aydınlatılmış siyah merdivenler bir biçimde karşınıza çıkıyor. Yani eninde sonunda kendinizi yine merdivenlerin önünde buluyorsunuz. Metal ızgaraların üzerinde yürüyoruz. Sanki iç mekanı oluşturan alanların tümü o eğrisel, şerit biçimli muhteşem arterler ve düz geometrik hatlar arasındaki karşıtlık üzerine dizayn edilmiş. Bu düz hatlı ve keskin geometrik yaklaşım beton duvar bloklarında merdivenlerde ve tavan boyunca kılıcı andıran bir biçimde uzanıp giden beton kirişlerinde karşımıza çıkıyor. Daha doğrusu beton kirişlerde karşımıza çıkıyor. Tavana bakarken kirişlerin arasındaki havalandırma kapakları yani panjurlar da dikkatimizi çekiyor. Tüm bu düz geometrik şekillerin arasında merdivenler ortaya çıkıyor ve sanki diğer keskin şekillerin etrafında dolaşıyor sadece dolanmakla kalmayıp aynı yoldan geriye giderek keskin açılar oluşturuyor. Adeta sizi oyun oynamaya çağırıyor gibiler. Hani elinize devasa bir metal top alsanız merdivenler boyunca yuvarlamak isteyebilirsiniz. Bu tasarımı eleştirenler de olmuş. Mesela bir eleştirmen bu merdivenleri Piranesi'nin Carceri yani hapishaneler serisindeki her yöne giden sonsuz sayıdaki merdivenlere benzetmiş. Bazen bir alandan diğerine doğru telaşla yönlendiren, bazen de ansızın yavaşlayıveren veren bir akışa sahip merdivenler. Hadid, aklımdaki ilk fikir büyük akıntıların galeri görevi göreceği ve küçük akıntıların bunlar arasında köprü görevi göreceği bir tür delta şeklinde bir tasarım yaratmaktı demişti. Elbette delta dediğimizde denize kavuştuğu noktada çatallanan bir nehirden bahsediyoruz. Peki 20. yüzyılda bir müze tasarlamak nasıl bir şey? Eski müzeler genellikle saraydan dönüştürülmüş yerlerdir. Mesela Paris'teki Louvre Müzesi zamanında Fransa kralının yaşadığı yerdi. Ya da Roma'daki Vatikan Müzesi Papalık sarayıydı. Roma'da bir zamanlar aile konağı olan Barberini'nin sarayı gibi birçok yapı bugün benzer şekilde müze olmuş durumda. Öte yandan Modern Sanatlar Müzesi modernist mimariye iyi bir örnek teşkil ediyor. Müze mimarisi kendimizi ve kültürel mirasımızı nasıl tanımladığımız, geleceğe nasıl baktığımız konusunda bize ipuçları verir. Geçmişe mi yoksa geleceğe mi dönüyüz? Bu soru özellikle inanılmaz bir tarihi birikime sahip olan Roma için son derece dikkat çekici ve öne çıkan bir konu.